Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi izliyoruz sizi. Evet. İlk önce tabii çok şaşırdık. Dedik ki Bahattin Bey niye böyle pankartlar açmış? Ne oldu? Ama bu sevincinizin altında bir dram yatıyor sizin. Şimdi... Evet. Şimdi eşim geçen yıl 2016'nın 6'sında o gün ben Mayıs aldım. Benim kredi kartlarım hepsi ondaydı. Hı. İş yerinden telefon açtım. Aşkım git dedim Mayıs'ı çek dedim. O Mayıs'ı oradan o gün almış gelmiş geldim ben eve daha gelmemiş. Gelmediği için ben dedim ki aşkım dedim ya yemek yapmamışsın gel yemek yiyelim gidelim bir yerde yemek yiyelim dedim. Gittik yemek yemeye. Yemek yemeye gittikten sonra eve geldik. Çay demledim. Çay verdim. Aşkım çay vereyim dedim. Çay verdim. Eline çay verdim. Götürdüm önüne. Aşkım var mı bir ihtiyacın bir şeyin mi dedim. Yok dedi. İyi güzel. Saat 10-11 oldu. Ben dışarı çıktım. Balkona çıktım. Balkona çıkınca bu balkon kapısını kapattı. Beni içeri almadı. Ah! İşte, Evet. İçeri almadı. İçeri almayınca ben balkonun kapısı açık, cam açıktı. Camdan içeri girdim. Yatak odasına kaçtı. Tuttu polis aramış. Ne polis diye aramış. Oluyor bu? Ne söylemiş evet. Ki? Hiçbir şey yok. Polis arıyor bu. Ben bundan yaşamak istemiyorum. Karakola götürdüler bizi. Ben dedi bundan yaşamak istemiyorum. Çocuğumuz da yanımızda. Ben ondan para da istemedim o gün. Karakolda kaldık. Ben dedi kadın sığınma evine gideceğim dedi. Ben buna yaşamak istemiyorum dedi. Ve çocuğumla beraber aşkım dedi. Bak bugün Mayıs aldık. Bana 50 bin lira para ver. Sen de ben dedim taksiyle biz evimize gidelim. Madem sen oraya gitmek istiyorsun. Git dedim. Çocukla beraber biz orada kaldık karakolda. Para vermedi bana. Sana ne parası vereceğim ben dedi. Gidiş o gidiş. 2 gün sonra ben bunu takibe aldım. Sığınma evinden 2 gün sonra bu oradan çıkıyor. Kafa denen adamın... Aman isim vermeyelim he. Onun evine gidiyor. Onun evinde kalıyor. Yani ben onun orada olduğunu öğrendim. Savcılığa gittikler başvurusuna bulundum. Savcılık bana karakol dedi ki bana reşittir dedi. Yaşı reşittir dedi. Orada kalabilir dedi. Orada ben Mustafa'nın bilmem annesine bakıcılık yapıyorum. Boşanmak üzereyim diyerekten adamın karısı ölmüş. Yani 5 tane çocuğu var adamın, karısı ölmüş, annesi çocuklarına bakıyor. Yani orada kalıyor bu, hakimleri de kandırıyor, savcıları kandırıyor. Bundan ben tekbirle kafası bağlıyorlar. 1 milyar 682 milyon ben bu kadına her ay 1,5 seneden beri tekbirle kafası ödüyorum. Bunu benim oğlum bana dedi ki, o baba dedi sana ben bir şey söyleyeceğim dedi. Ne söyleyeceğim oğlum dedim. Bizim evimize dedi Mahmut denen parkta tanıştırdığı bir fotoş teyzem tanıştırdığı bir tane adamı eve getirdi. Annem beni yatak odası salonda bıraktı. Onlar yatak odasına geçtiler. Bana dedi ki baba seni kızgın yağına yakar öldürürüm babana söylersen yatak odasına da gelirsen dedi bana dedi. Savcılıktan biz bunu şikayetçi olduk. Şikayetçi olunca savcılıktan buna buradan çocuğa avukat verdiler. Avukat eşliğinde karakolda tekrar bunun ifadesini aldılar. Çocuğumun ifadesini aldılar. Çocuğunuz kaç yaşında? 9 yaşına girdi şu an. Çocuğumuzdan ifadesini alınca... Nasıl travmalara bak. Dedi ki polis eşliğindeki o arkadaş imzayı attırdı. Ben attım imzayı. Çocuğum aynı şekilde bu şekilde zorlamadan benim çocuğum orada anlattı. Polis eşliğinde, avukat eşliğinde ifadesi alındı. Buna dayanarak ben bu öteki adamı buldum. Telefonu buldum. Mahmut Şimşek ismi de. Arkadaşım benim işim böyle yapmış. Sana telefon açmış. Sen gelmişsin. Tamam dedim. Bir bayan dedim. Çağırdı işte. Bir erkek gitmişti dedim. Bana şahitlik yapar mısın? Yaparım dedi. İş ciddiye binince adam şahitlik yapmaya gelmedi. Tekrar ben bunun peşine gene koştum. Benim eşimin o adamla beraber Mustafa ile beraber yaşadığını öğrendim. Mustafa ile ikisi Mustafa benim kapımda. Ben çay içiyordum. Biz Salih arkadaşımla buraya kardeşiyle
Oğlunu almış, benim kapımı balkona geldi buraya. Dedi ki ben senin ekmeğini yedim, evine geldim. Ben sana namkörlük yapamam dedi. Tamam inandım, inandım. Yani inandıktan sonra tekrar ben bunu bir müddet sonra tekrar takip ettim. Ben bunun fotoğraflarını yakaladım. Benim eşimin en yakın, en yakınından, canından kopan birinden ben eşimin fotoğraflarını aldım öteki adamla beraber. Bu fotoğrafları tam 7 milyar para verdim. Savcılığa gittim, savcılığa verdim bu fotoğrafları. Vah 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 vah. Yani size ne diyeyim? Yani bu benim eşime, benim çocuğumdan uzaklaştırma verdi savcı. Hakim de benim çocuğumun velayetini eşime veriyor. Yani ama olmaz çocuğum... işte böyle bir kadına verilir mi? Ama bir dakika şimdi Bahattin Bey. Bahattin evet. Bey şunu söyleyelim. Bunu siz anlatıyorsunuz yaşadıklarınız tabii bu sizin iddialarınız. Karşı tarafın evet. da mutlaka anlatmak isteyecekleri ama vardır. Ne olursa olsun seni evet. keserim, döverim, öldürürüm diyen anne ne yapar bu çocuğa şimdi? Allah göstermiş. Ben bazı ya şeyleri şimdi... biliyorum onunla ilgili değil ama siz, bu tarzda... Ayın onun da mahkememiz vardı. Mahkemeden biz boşandık. Ben bizi hakim bizi boşamıyordu. Hadi gözünüz aydın tamam. Tabir yerindeyse kurtulmuşsunuz yani değil mi? O şekilde kurtuldum. Hala bu pankartı ben, niye astınız? Ben eşimden kurtuldum. Öldürmedim. Kimliğimden, nüfusumdan sildim attım. O niyetle astım. Canım iyi yani ettin yazdın iyi ettin. Cezaevlerine gireyim. Eşimi neden öldürdü ben cezaevine gireyim? Öldürmeyi düşündüm. Düşünmedim sakın değil. Ha, sakın yalnız sakın. Ya benim çocuğum ben onu öldürürsem benim çocuğum ne olur? Ben ortada kalır. Ben cezaevine gireceğim o ölüp gidecek. O çocuğun geleceği ne olur? Helal şimdi olur. O çocuğun şu an geleceği. Şu ne an olur şunu geleceği. Söyle Bahattin Bey. Bahattin Bey ne olur şunu söyle. Çocuk nerede şimdi? Çocuk şu an anasında, anası Antalya Zeytin Köy Mahallesi'nde okula gidiyordu. Şu an okulunu oradan, okulunu tekrar değiştirmiş. 6 sefer onun okulunu değiştirdi geçen yıl. Şimdi gene değiştirmiş. Benden uzaklaştırıyor çocuğu. Ne olur yapmayın. Çok rica ederim. Bak evet. Bahattin Bey ben burada zaten evet. o çocuk... Annesine bir adamla içeri girdiğini görmese, annesinin o lafları söylemesi seni öldürürüm keserim gibi. Ondan evet. sonra da o, hala o anneye veriyorsanız siz birisi çocuğu annesi yani böyle bir parçaladı. Şimdi siz daha doğrusu hakim karışmam ona ama ne sebeple verdi böyle bir anneye. Asla böyle bir çocuk verilmez. Çocuğunuz evet. mahvoluyor, evet. mahv. Şimdi benim çocuğumu ben o adam bak dost ya olarak yaşadığı adam benim 5 yerimden bıçak vurdu. Nasıl yani? Eşim beni bıçaklattırdı. Benim 5 yerimden bıçak vurdu. Benim eşimin dostu çocuklarıyla kardeşleriyle geldi. Ben Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum Antalya'da. Ben üzerimde elbise var kana bana saldırdılar. Eşinle görüşmeyeceksin, eşin boşanacaksın, çocuğu aramayacaksın diye bana 5 yerimden bıçak vurdular. Adliye tıptan ben gittim rapor aldım. Adliye tıp raporundan kesinlikle adliye tıptan geç, yani 29 gün kendimi ıslattık aldım. Ağzımdaki dişlerimi onlar kırdı. Kolumu onlar kırdı. Yani şu an hala mahkemedeyiz. Benim eşim onunla yaşarken bana sen görüş hakkı veriyorsun. Ben hangi hakla çocuğumu o adamın elinden alıp da görüşe gidebilirim? Ya o adam beni öldürür ya ben o adamı öldürürüm. Birimiz birimize zarar verir. Ben çocuğumu o adamın elinden alıp da görebilir miyim? Ben benim git, çocuğum mahkemeye o adamın git. Elinden... Mahkemeye Bahattin git, Bey, anlat bunları ve hakime söyle. Ben benden vazgeçtim ama ben çocuğumla ilgili daha beter mahvolmaması için çok rica ediyorum bana verin de. Ya da alsın bana. Devlet onun Bahattin elinden. Bey, yani gerçekten sizin anlattıklarınızda ve sizin iddialarınıza göre yani hani derler ya bir evet. mikroptan kurtulmuşsunuz ama sizin iddialarınıza göre diyorum yani sizin anlattıklarınıza göre şimdiki tek hedefiniz ne olsun biliyor musunuz? Bırakın kadını yani ne yaparsa çocuğu yapsın alsın, zaten çocuğu, bırakmışsınız. Başka bir şey çocuğunuz için mücadelenizi sürdürün
O çocuk hak edenin yanında kalmalı. Yani hiçbir şey olmasa devlet sahip çıksın. Teşekkür böyle ediyoruz. Böyle bir anneyle asla olamaz. Mahvoldu çocuk, mahvoldu. Sen ya ben anlamıyorum. Ama. Ey güzel Allah'ım. Öyle kadınlar var ki çocuk sahibi olmak için nelerini feda ediyorlar. Öyle kadınlar var ki çocuk sahibi oluyorlar, çocuklarını feda ediyorlar. Onun ya anne çocuk falan bu ya. Olmaması lazım. Çocuk yani çocuk değil mi? Neye değişirsiniz çocuğunuzu? Hiçbir şeye değişmem. Hiç. Çocuğun hani derler ya, tırnağındaki pisliğe herkes kurban olsun yani.